Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün tavada bir ana yemek yapacağız. Yemeğimiz tavada çöp şiş. Çöp şiş ızgara yapacağız. Öncelikle tavuklarımızı küp küp küçük küçük doğruyoruz. Tavukları doğradıktan sonra hemen diğer işleme geçeceğiz. Evet, malzemelerimizi doğradık. Tavuklarımız şu anda hazır. İçine 2 yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum. Baharat olarak tuz, karabiber, iki tatlı kaşığı dolu dolu toz biber ilave ettim. Zeytinyağı güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Bu şekilde iyice karıştıktan sonra en az 15 dakika tavuğumuzu dinlendiriyoruz. İyice kızarsın diye. İyi karıştırmamız gerekiyor. İyice yoğurdun yağını içine çekmesi gerekiyor. Bir 10 dakika, 15 dakika o bu şekilde karıştıralım. Ondan sonra 15-20 dakika etlerimizi dinlendireceğiz. Evet, yaklaşık 20 dakika tavuğumuz dinlendi. Şimdi çöp şiş için hazırlık yapıyoruz. Çöp şişler boyu uygun. Benim tava için biraz büyük geliyor, gelebilir. Onun için az bir şey ucundan keseceğim. Birkaç tanesini. Evet. Ondan sonra hemen saplayacağız. Evet, yeterli kadar kestim uçlarını. Şimdi hemen saplayalım. Tavuklar saplarken uzunlamasına istediğiniz kadar küçük ya da büyük ayarlayabilirsiniz tavuğu doğrarken. Ben her bir şişe 5 adet diziyorum. Hem çok lezzetli, hem çok pratik. İsterseniz toplu yemeklerde de kullanabilirsiniz. 30-40 kişilik yapabilirsiniz rahatlıkla. Her bir iki kişi, bir kişiye bundan 2 şiş ya da sizin tercihinize kalmış 3 şiş verebilirsiniz. Bu şekilde. Saplıyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda ocak başına geçtik. Tavamızın dibine bir miktar sıvı yağ ilave ediyoruz. Şimdi tavuklarımızı bu şekilde görmüş olduğunuz gibi tane tane çöp şişini dizdik. Yağın ısınmasını bekliyorum. Yağ soğukken muhakkak kesinlikle hiçbir şey ilave etmiyoruz. Çünkü yağ soğukken tavuğu koyarsak tavuk sulanmış olur. İstediğimiz lezzeti elde edemeyiz.
Evet. Çöp şişleri tavuğumuza dizdik. Bu şekilde yavaş yavaş pişecek. Nar gibi kızarıncaya kadar bu şekilde bekletelim. Şu anda yani ara ara sık sık çevirmeye gerek yok. Tam pişinceye kadar bu şekilde dursun. Piştikten sonra çevireceğiz. Tam piştikten sonra. Tavuklarımız şu an pişti diye düşünüyorum. Hemen çeviriyorum. Evet, kanserim yiyormuş. Dört tarafın pişti. Şu anda bir tarafı pişti. İkinci tarafı da pişiyor. Tavada çöp şiş. Evde mangal yapmaya son. Yani bu şekilde rahatlıkla tavada yapabilirsiniz. Şimdi üçüncü tarafa da pişiriyorum. Evet, dört bir tarafını pişirdik çöp şişleri. Onları arıyoruz yani. Evet arkadaşlar, çöp şişlerimiz hazırlanmak üzere. Bu arada domatesle biberleri de kızartıyorum. Onların kızmasını bekliyoruz. Toplamda 11 şiş yaptım. 4 şiş. Evet, biberlerimiz de bu şekilde pişti. Domatesler de pişiyor. Hemen yemeğimizi hazırlayıp servise geçelim. Evet arkadaşlar, çöp şiş yemeğimiz şu anda hazır oldu. Görmüş olduğunuz gibi 5 kişilik yaptık toplamda. Maliyetimiz 30 liraydı. Lokantada yersiniz kişi başı 30 lira, evde 5 kişilik 30 lira. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız. Kim yapar? Ahmet Şef yapar.